Şu anda gıda sektöründe de, ilaç sektöründe de ya da tüm sektörlerde aslında bilişim sektörüyle iç içe ilerleyen şeyler görüyoruz. Bir araştırma vardı. Araştırmada şöyle diyordu, bundan yaklaşık 25-30 yıl sonra var olan meslekler aynı metotlarla yapılmayacağını söylüyordu bu araştırmada. Bu da şunu dayanıyor, şey aynı, yöntemler aynı, içerikler aynı, sonuç aynı. Fakat o metot çok farklı hale geliyor. Bu da nedir? Bakıyorsun işte astronotlar uzaya çıktıklarında bilişimden faydalanıyorlar. İşte tıp sektörü yapay kollar yapıyorlar, 3D yazıcılarla bir şeyler basıyorlar, organ basıyorlar hatta. Dolayısıyla bilişim her sektörün içerisinde yer almaya başlıyor. Buradaki hedefimiz ise bu tarafta bilişim girişimciliği tarafında özellikle birey ticaret girişimcisi, işte bir mobil uygulama yazan bir kişi ya da oyun geliştiren bir kişi, bunlar önemli. Hem bunları destekliyoruz. Aynı zamanda da inovatif, bilişim alanında inovatif düşünceler geliştirebilen gençler bir nesil hedefliyoruz aslında. Bu yüzden proje kapsamında hem çocuklara, işte hem yetişkinlere, hem gençlere, hem kadınlara, her alanda girişimcilere eğitimler ulaştırıyoruz. Çünkü bilişim her sektörün içerisinde.